farklı temaların işlendiği 5 Haziran Çevre Günü için 2022 yıl teması tek bir dünya olarak belirlenmiştir. TUMOP Çevre Mühendisleri Odası olarak 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama değil, 31 Mayıs 5 Haziran tarihleri çevre sorunları, ekolojik yıkıma dikkat çektiğimiz, kamuoyunu bilgilendirdiğimiz, mücadele çağrısı yaptığımız ekolojik yıkım mücadelesi haftası olarak değerlendiriyoruz. Bugün su kaynaklarımız, yeraltı sularımız, toprağımız, havamız kirlenmiş durumda. Yapılan bilimsel araştırmalar, ilgili kamu kuruluşlarının değerlendirmeleri ve TÜİK istatistiklerini bu gerçeğimize koyuyor. Yüzey sularımızın %80'i, yeraltı sularımızın büyük kısmı kirlenmiş durumda. Vatandaşlarımızın %50'si sağlıklı içme suyuna ulaşamıyor. Kentlerimizde hava kirliliği boyutları artıyor. Yeşil alanımız yok denecek kadar az. Tarım alanlarımız, meralarımız, yapılaşma, sanayi ve enerji ve benzeri yatırım amaçlı yatırımlarla amaç dışı kullanılıyor. Orman alanlarımız, tarım alanlarımız, meralar, doğal karakteri korunması gereken alanlar, mevzuat eliyle madencilik, sanayi, enerji, turizm, konut ve benzeri faaliyetleri açılarak kaybediliyor. Bir taraftan yangınlarla kaybettiğimiz orman alanlarımız en büyük tahribatı orman mevzuatı kapsamında verilen izinlerle yaşıyor. Özellikle son yıllarda gerçekleşen faaliyetlerle, çılgın projeler, izinlerle ülkemizde her yerinde doğal ve yaşam talanı karşı karşıyayız. Bütün bunlara ek olarak nükleer santral macerasına sürükleniyoruz. Ülkemizin her yanında yaşanan kent ve doğal talanı, çevre sorunlarının birçok örneğini Homeros'un gök kubbenin altında en güzel şehir olarak tanımladığı İzmir'de de yaşamaya devam ediyoruz. Her yıl yaptığımız çevre durum raporu değerlendirmesinde iyileşme görmek bir yana, çözülmeden büyüyerek devam ettiğini, üzerine yeni çevre mücadele ve sorunların etkilendiğini görüyoruz. İzmir kentinin içme, kullanma ve tarımsal sulama amaçlı su kaynakları olan Gediz, Küçük Menderes, Kuzey Ege Havzası'nda su kalitesi en kötü seviyede ve kirlenmeye devam ediyor. Planlanan önlemlerin uygulanması halinde bile kısa ve orta vadede etkili sonuçlar alınmayacağı öngörülüyor. Kentleşme, artan kentsel göç ve nüfus ile yapılaşmanın getirdiği altyapı yetersizlikleri, su kayıpları, seller, körfezde koku problemi olarak karşımıza çıkıyor. Doğanın ve emeğin sömürülmesine süreçleri bu dönemde tüm yıkıcı etkileriyle karşımıza durmaktadır. Çevre korumanın en kalıcı teminatı olarak sosyal gelişmenin sürekli kılınması, katılımcı çağdaş bir yönetim anlayışının hayata geçmesinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu anlayış ve inançla 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Mersin Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri, Ali Ağa Soma Yatağan Kömür Termik Santralleri, Gaziemi'de nükleer atıklar, Bergama ve Eşme'de Siyanur Altı Madenciliği, Gördes Turgutlu Çaldağ Niken Madenciliği, İkizdere'de Kanal İstanbul'da ülkemizin her köşesinde ekolojik yıkıma karşı mücadele yürüten tüm toplu kesimlere dayanışma kararlılığımızı dile getiriyor. Bu süreçte taraf olduğumuz yaşam ve kamu yararı tarafında olduğumuzu tekrarlıyor. Yurttaşlarımızın esenliği ve doğal varlıkların korunmasını esas alan yönetim ve çevre politikalarının hayata geçmesi konusunda kararlılığımızı, örgütlü birlikteliğimizi güçlendirerek ülkemizi adalet, eşitlik, barış, bilim temelinde yeniden kurmak, insanlarımıza, doğamıza, yaşamımıza sahip çıkma inancımızı ve kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.